Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle modelistik dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bugün temel etek kalıbında pens kaybetme. Yani pensli temel etek kalıbımızı penssiz etek kalıbına nasıl çeviririz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi bunun için ön ve arka minyatür kalıplarımızın kopyasını alıyoruz. Evet. Öncelikle arka kopyamı alıyorum şu şekilde. Hemen çiziyorum. Sesimden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Biraz rahatsızım. O yüzden sesim kötü çıkıyor. Ama videoyu da çekmek istedim arkadaşlar. Uzun zamandır modelistik dersleri videosunu çekemiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kalça çizgimizi uzatıyorum ki kalıplarımız düzgün olsun diye. Evet, arka kalıbımı çizdim. Arka ortası diye yazıyorum hemen. Buraya da ön kalıbımı yerleştiriyorum. Evet, özellikle bu pens kaybetmeyi bir arkadaşım istedi. Takipçim istedi. O yüzden ben de zaman geçirmeden sesim bozuk da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Evet, burası da ön ortası. Bir hatırlayalım arkadaşlar, bizim ön kalıbımızda pens payımız 2,5 santimdi, arka kalıbımızda ise 3,5 santim. Şimdi pensimizi kaybetmek için kalıbımızın yanlardan pensimizi atacağız. Evet, eşelimle hemen, küçük çalışmamız olduğu için arkadaşlar eşerle yapıyoruz. Siz bunu mezro ile yapabilirsiniz. Ben önden başlıyorum çalışmaya. 2,5 santim olan pens payımı buradan belden işaretliyorum. Arkaya geliyorum, 3,5 santim belden işaretini alıyorum ve pistolemi alıyorum. Evet, pistolemi şu şekilde aynı eteği çizerken yaptığımız gibi İşaret aldığım yere yerleştiriyorum. Şu şekilde kavisimizi veriyoruz. 2,5 santimi buradan atmış oluyoruz ve bu pensimiz iptal. Aynı şekilde pistolemi çeviriyorum ve bakıyorum şöyle en uygun yeri neresi geliyor kavisime. Şuradan şöyle çiziyorum. Burayı da 3,5 santim pens payımı atıyorum. Ve bu pensi iptal ediyorum arkadaşlar. Ve şimdi yeni belimizi çiziyoruz. Şu şekilde kırmızı kalemle belimizi çizdik. Aynı şekilde ön içinde belimi çiziyorum yeniden. Evet. Şimdi eteğimin hatlarını kırmızı kalemle belirliyorum. Pensli temel kalıbımız penssiz temel kalıp oldu arkadaşlar. Ve kenarlarına dikiş paylarımızı vererek eteğimizi kesip dikebiliriz. Tabi üzerinde model uygulama yapmak isterseniz model uygulama yapabilirsiniz. Model uygulamalara daha sonraki videolarda devam edeceğiz. Evet, bakın. Kırmızıyla hatlarımızı belirledik. Etek ucumuzu da belirleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pensli kalıbımız penssiz temel kalıp oldu. Arka kalıbımız, ön kalıbımız 38 beden, 38 beden. Evet arkadaşlar, şimdi ise arka ortasında kapalı yırtmaç çizimini paylaşacağım sizlerle.
Evet, onun için de öncelikle arka kalıbımı hemen çiziyorum. Kopyasını alıyorum arka kalıbımın. Şöyle minyatürümü çiziyorum. Şöyle kalça çizgimizi her zaman mutlaka alıyoruz. Evet. Şu çizgimizi silelim. Ve şimdi ben yırtmacım için 25 santim uygun gördüm. 25 santim kullanacağım kapalı yırtmacımı. Şöyle arka ortasından 25 santim işaret alıyorum. Etek ucundan dışarıya 5 santim işaretliyorum. Buradan da 5 santim işaretleyip dışarıya doğru 5 santimimi uzatıyorum. Ve burayı kapatıyorum. 5 santim kapalı yırtmaç için pay verdim arkadaşlar. Şöyle etek ucunu birleştiriyorum. Ve 1 santim de dikiş payı veriyorum kalıbıma. Şöyle 1 santim. Bir santim dikiş paylarını çiziyorum. Ve bunun şimdi pelur kağıdıyla kopyasını alacağım. Düzgün pelur kağıdı bulursam. Evet. Eteğimin kopyasını alacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle sıfır alalım ki kağıdımız yetsin. Çünkü burada önemli olan arka ortasındaki yırtmaç işlemi. Onu göreceğiz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kopyamı alıyorum. Dikiş paylarını da alıyorum. Ve hatlarımızı da çiziyoruz. Ve şimdi aynısının bu tarafa da çizeceğim arkadaşlar. Çünkü size yapıştırıp göstermeyi düşünüyorum. Bunu alabilmek için de şöyle beyaz kağıdın üzerine koyuyorum. Gözüksün diye. Bakıyorum, evet gözüküyor. Şimdi hemen başlıyorum. Kopyemi almaya. Evet arkadaşlar, şöyle cetvelle düzeltelim çizgilerimizi. Çizgim, pensim. Evet, makasımla kesiyorum şimdi. Şöyle belimizi de keselim. Birer santim dikiş payı verdik arkadaşlar.
Çünkü kapalı yırtmacımız temiz olacak. Birer santimde dikiş payı temizlemiş olacak. Evet. Belimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle penslerimizi kapatıyoruz. Penslerimizi bakın. Pens ucundan şöyle katlıyorum. Ve diğer pensimin ucuna yapıştıracağım. Şöyle. Şu şekilde formunu veriyorum öncelikle. Daha sonra da yapıştıracağım arkadaşlar. Bakın. Evet, şimdi bu pensimi de katlıyorum. Çizgisinden katlıyorum. Ve diğer pensin üstüne, pens kenarına formunu vererek yapıştırıyorum dikmiş gibi. Bu iki pensimi de bu şekilde yapıştıracağım. Hemen yapıştırıcımızı alalım. Katımızı açıyoruz. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Ve tekrar katlıyorum. Bakın eteğimin formunu vererek, pensimin formunu vererek tekrar katlıyorum ve çok kolay bir şekilde pensimi kapatıyorum. Aynı şekilde bu pensimi de kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, pens kenarını diğer pens kenarının üzerine getiriyorum ve formumuzu vererek kapatıyoruz. Şimdi bir santim dikiş payı verdiğim yere yapıştırıcıyı sürüyorum. Önce tabii şu bir santim dikiş paylarımızı kapatalım. Önce şunları şöyle bir temizleyelim. Evet. Bunu da aynı şekilde kapatalım. Ve bu dikiş payımı buraya yapıştıracağım. Yani dikmiş gibi şu anda fermuar çalışmıyoruz. Normalde dikerken burada 18 cm fermuar açıklığı olacak. Şöyle açık bırakalım olmazsa. Burayı şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapalı yırtmaç çalışmamız bu şekilde. Bakın, bu şekilde temiz bir şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Evet. Daha önceki çalışmamda bu şekilde arkadaşlar, bakın. Gördüğünüz gibi temiz. Ve kapalı etek yırtmacı bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik.
Beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayın arkadaşlar. Aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.